Gençler merhaba, kampımızın 13. günündeyiz. Sınıflandırmaya giriş yapıyoruz. Kazanımlarımız nedir derseniz bana, sınıflandırma örnekleri ve zaman içerisindeki gelişimlerinden bahsedeceğiz. Canlıların sınıflandırılmasındaki temel mantıktan ve sistematikte kullanılan temel ifadelerden bahsedeceğiz. Hadi gelin birlikte öğrenelim. Şimdi sistematik biliminde aslında taksonomi diyorlar buna. Bir sürü görüş var. Yani daha önceden yapılmış bir sürü çalışma var. Şimdi bakarsanız modern sınıflandırmada Carl Linné gibi, John Ray gibi bilim insanlarının adı geçer. Ancak milattan önce de çalışan insanlar var. Onların en önemlisi Aristo. Aristo ve onun öğrencisi Tessus bir sürü çalışma ortaya atmış. Peki biz sadece neden iki tanesini yapıyoruz hocam? Burada kıyas yapmak önemli. Zaten filogenetik sınıflandırma önemli olan. Neden? Çünkü şu anda kullandığımız sınıflandırmanın adı bu. Filogenetik sınıflandırma, yani doğal sınıflandırma. Zaten içerisinde genetik kelimesi var değil mi? Ama milattan önce Aristo ve öğrencilerin yaptığı sınıflandırmanın temelinde şu var arkadaşlar. Canlıları sınıflandıralım. Evet, mantıklı. Ama neden değerli biliyor musunuz? Hani şimdi biz gülüyoruz, diyoruz ki işte yaşadığı ortama bakmış, dış görünüşe bakmış, öyle sınıflandırmış. Ya abi, adam milattan önce 500'lü yıllarda yaşamış. Millet orasının burasının farkında değilken adam dünyayı incelemiş, gözlem yapmış ve canlıların birbirinden farklı olduğunu, bu farklılığı da araştırmak için onları sınıflandırma gerektiğini görmüş. Yani muazzam bir zeka arkadaşlar. O yüzden saygı duyacağız. Ve burada kıyas yapmak için bunu kullanacağız. Peki, bunların yaptığı sınıflandırma ampirik, yani suni sınıflandırma olarak adlandırılıyor. Neden? Çünkü yaşadığı ortam ve dış görünüş dikkate alınmış. Mesela hayvanları şöyle sınıflandırmış. Yüzenler, yürüyenler, uçanlar şeklinde. Ya da bitkileri işte otlar, çalılar, ağaçlar şeklinde sınıflandırmış. Böyle bir sınıflandırma tabii ki olmaz. Ağaç da hangi ağaç? Hayvan hangi hayvan? Yürüyen, yüzen hangisi? Yani yüzen dediğin zaman balina da yüzüyor, yunus da yüzüyor, kefal de yüzüyor. Şimdi kefale baktığında balık ama balina ile yunus memeli. Ya da uçanlar diyorsun, uçanların içerisinde işte atıyorum serçe de var, yarasa da var. Yarasa memeli, serçe kuş. Demek ki sınıflandırma bilimsel anlamda böyle olmuyormuş. Peki analog organ ifadesi ne? Analog organdaki mantık zaten dış görünüşten çıkıyor. Diyor ki görev aynı, görevi aynı ancak kökeni farklı organ. Kökeni farklı. Yani mesela Aristo şunu yapmış oluyor. Kuş kanadıyla kelebek kanadını bir tutmuş oluyor. Çünkü diyor ki uçanlar, yani kelebek de uçuyor, kuş da uçuyor. O zaman kanatlarına bakalım. Ama öyle bir şey olabilir mi? Kelebek kanadı bir deri parçası. Kuş kanadında ise deri var, kemik var, kas var, sinir var, damar var, var da var. O zaman hocam hadi gel filogenetik sınıflandırma yapalım. Bilimsel sınıflandırmanın temel şablonu. John Ray, dedik ki az önce John Ray, Carl Linné, böyle Carl Linné'nin de soyadı mübarek Linnaeus gibi bir şey. Yani bu isimleri gördüğünüzde arkadaşlar bunlar bilimsel çalışmanın temellerini atmış insanlar. Peki hocam, ne yapıyoruz biz bu bilimsel çalışmada? Bir canlıyı elimize aldığımız zaman onun hücresel yapısını, biyokimyasal yapısını, genetiğini, onun içerisindeki DNA yapısını, gen yapısını ya da embriyonik gelişimini, anatomik yapısını, fizyolojik yapısını, yani bilimsel anlamda kullanabileceğimiz bütün verilerini masaya yatırıyoruz. Ve onları masaya yatırdıktan sonra kıyaslamalar yapmaya başlıyoruz. Hocam peki burada kullandığımız organa ne diyoruz? Homolog organ. Homolog organın tanımı da şu. İş aynı ya da farklı. Demek ki yaptığı iş beni aslında temelde ilgilendirmiyor. Ancak köken aynı olacak. Yani ben baktığım zaman burada işte insan kolu ya da balina yüzgecini görüyorum. Doğru mu? Bakın ben size ne yapmıştım? Burada bakın turuncu kemikleri işaretlemişim. Turuncu kemiğin adı radius. Radius kemiği kolunuzun arkadaşlar şu hareketi yapmasını sağlar. Biz anatomide buna
supinasyon diyoruz. Supinasyon, pronasyon. Supinasyon, pronasyon. Yani mesela bir kapının anahtarını açarken yaptığınız hareketi radyus sayesinde yapıyorsunuz. Dolayısıyla baktığınızda işlev olarak bu işlevi yapmasına rağmen aslında balinada böyle bir şeye gerek var mı? Yok hocam. Fakat bakmışlar ki onda da bu kemik yapısı var. Yani yaptığı iş orada yüzme için şöyle harekete desteklik sağlamak. Demek ki iş farklı olabilir. Aynı da olabilirdi. O beni ilgilendirmez. Ama ikisinde de bakar mısınız arkadaşlar? İkisinde de radyus kemiği var. Anlaştık mı? O zaman insan kolu, balina yüzgeci, yarasa kanadı, atın ön ayağı gibi ifadeler gördüğünüzde burada şunu söyleyeceksiniz. Bunlar köken olarak birbirine benzeyen organlardır. Tamam? Halbuki biri tutmaya, biri yüzmeye, biri uçmaya yarıyor. Peki canlıları sınıflandırırken başka neler kullanırız hocam? Bir sürü şey saydın ama bakın simetri diye bir şey var. Vücut simetrisini de kullanırız. Mesela vücut simetrisinden kastın nedir hocam? Her canlının bir şekilde bir simetrisi vardır. Mesela siz şöyle söyleyeyim. Bir kova düşünün. Bir çöp kovası düşünün. Kolsuz. Bu çöp kovasında arkadaşlar şöyle dikine kesildiğinde sağa sola düşen parçayla şöyle enine kesildiğinde öne arkaya düşen parçalar birbirinin aynıdır. Hatta çapraz böyle böyle dikine kestiğinizde de düşen parçalar aynıdır. Aslında bu tarz simetrilere radyal yani ışınsal simetri denir ve ışınsal simetriler arkadaşlar omurgasız canlılarda görülür. Mesela deniz yıldızında görülür, deniz anasında görülür gibi. Bilateral simetriye baktığınız zaman da bir iki demek. Lateral de düzlem demek. Yani iki düzlem. Şöyle bakın iki göz var değil mi? Şöyle dikine bir eksen geçtiği zaman vücudun solu ve sağı evet neredeyse eşit değil mi? Neredeyse diyorum çünkü küçük küçük asimetrikler olabilir. Ama neredeyse eşittir. Fakat böyle kestiğiniz zaman öne ve arkaya düşen parçalar aynı mı? Hayır. Bu işte o yüzden ikili simetri olarak adlandırılır ve yine bazı omurgasızlarda görülürken tüm omurgalılarda bu şekilde arkadaşlar simetri görülür. Mesela düşünsenize işte iki gözü olan ya da iki anteni olan şey bir canın tam ortasından böyle bir hat geçirebilirsiniz. İşte bakın mesela ben omurgasızdan gitmişim yine. Çünkü omurgası örneği ver ki akılda kalsın. Omurgalı insan kendinden örnek vereceksin. Bu bilateral zaten. Ama bakın kelebekte bilateral simetri var. Çünkü ortadan geçen şu düzlem sağ ve sol olarak canlıyı ikiye ayırıyor. Peki düzlemine göre de ayırabildik canlıyı. Peki hocam filogenetik sınıflandırmada canlının kromozom sayısına bakılır mı? Mesela o kadar DNA analizi yaptın, genlerine bakarız dedin vesaire vesaire ama hiç kromozom kelimesi çıkmadı ağzından. Kromozom sayısı arkadaşlar bakın yapı değil. Kromozom sayısına bakılmaz. Çünkü bazı canlıların kromozom sayıları birbirine eşit olabilir. Farklı tür olsalar da. İşte kurt bağrı bitkisi, moli balığı, insan. Bunlar nedir arkadaşlar? 46 kromozom. Kurt bağrı bitkisini de şuraya yazalım. Ya da bazı canlıların kromozom sayısı inanılmaz fazla olabiliyor. Mesela eğrelti otunun bazı türlerinde 500 küsür kromozom var. Şimdi eğrelti otu insandan daha mı gelişmiş? Hayır. O zaman hocam sınıflandırmada bakın kromozom sayısı gelişmişlik hakkında bilgi vermez. Çünkü kromozom sayısı çok da olsa içindeki gen sayısı azsa bu senin gelişmişliğin hakkında bilgi vermemeli zaten. Çünkü senin ne kadar genin varsa teorik olarak o kadar proteine karşılık gelmesi lazım. Çünkü genler anlamlıysa eğer yani oradan bir şey üretilebilecekse bu üretilen şey protein olduğu için ve bu proteinlerin çoğu enzim, hormon ya da yapıya katılan özel bir molekül olduğu için mutlaka karşılığında bir görev var, mutlaka karşılığında bir reaksiyon var gibi düşüneceksin. O zaman ne kadar çok gen o kadar fazla reaksiyona karşılık gelir. Ne kadar çok reaksiyon canlı o kadar komplekstir diyeceksin. Yani karmaşıktır, kaotiktir. Dolayısıyla burada sadece kromozom sayısı değil, o kromozomun neler taşıdığı önemli. Peki, sınıflandırmanın temel birimi nedir hocam? Türdür. Yani hocam tür bizim çıkış noktamızdır. Fakat türün tanımını iyi yapmak lazım. Ortak atadan gelen ve çiftleştiklerinde verimli döl verebilen canlılardır. Verimli döl ifadesi aslında şudur. X ve Y canlısı çiftleşip Z diye bir canlı oluşturduğunda burada X ve Y canlısı aynı tür olduğunu kanıtlamaz. Ancak Z gidip T gibi bir canlıyla döllenip K
K gibi bir canlıya sahip olursa işte o zaman yorum yapabilirsin. Somutlaştır hocam. Bak şimdi. Ben diyorum ki sana, şuraya soru yazalım. Hocam bak, X canlısı var, Y canlısı var. Şimdi burayla konu bütünlüğü sağlayacağım, merak etmeyin. X ve Y canlısı Z gibi bir canlıya sahip oldu. Şimdi X ve Y aynı tür müdür? Bilemezsin hocam. Neye bakmam lazım? Z, T gibi bir canlıyla K gibi bir canlıya sahip olursa işte o zaman X ve Y aynı türdür dersin. Bu sefer de Z ile T ile ilgili bir şey söyleyemezsin. Çünkü o zaman da K'dan sonra geleceklere bakarsın. Aslında bunun Türkçe meali ne biliyor musun? Eğer iki canlıya aynı tür diyorsan onların torunları olmalı arkadaşlar. Tamam? Yani dede ve nine olmalılar. Dolayısıyla şu cümleye dikkat edin. Çiftleştiklerinde verimli döl verecek. Şuna düşmeyin sakın. Bak yazdığım şeye düşmeyin, üzülürüm. Çiftleşebilen canlı türdür. Of, komple yanlış. Yani iki canlı çiftleşiyorsa aynı tür değildir arkadaşlar. Sonuçta at ve eşek de çiftleşebilir. Ama yavruları katırdır ve katır kısırdır. Dolayısıyla kısır birey oluştuğu için biyoloji mantığına göre konuşuyorum. Bunların aynı tür olması mümkün değildir teorik olarak. Peki hocam, işte Carl Linné dedin, John Ray dedin. Bunlar çalışırken neleri baz almışlar onlardan bahsettin ama bir de bir şeye çok dikkat etmişler. O da şu, isimlendirme. Yani ben burada bir bilimsel çalışma yaparken, dünyanın öbür ucundaki bir adam bilimsel çalışma yaparken, öbür ucundaki bir kadın bilimsel çalışma yaparken ve bizim birbirimizden haberimiz yoksa ve hasbelkader aynı hayvanı keşfetmişsek, buna düzgün bir isim verelim ki herkes kendi kafasına göre isim verirse ortaya bir karışıklık çıkmasın. Çünkü herkes aynı şeyi bulmuş ama herkes farklı isim vermiş. İşte onun önüne geçebilmek için burada anlattığım bütün kategorileri sağladıktan sonra belli bir kurala göre isim verilir. O kuralda da Latince kelimeler kullanılır. Kullandığınız Latince kelimelerden ilki büyük harflerle başlar ve cins adını ifade eder. İkincisi ise küçük harflerle başlar ve sadece özellik ifade eder. Yani tanımlayıcı bir kelimedir. İkisine birden tür adı verilir. Şimdi burayı çok güzel anlayabilmeniz için önce sınıflandırma basamaklarından bahsetmek istiyorum. Çünkü sürekli tür dedik ama ya hocam Allah aşkına bu sınıflandırma basamakları nedir? Bana önce onu bir öğret. Şimdi tür, cins, aile, takım, sınıf, şube, alem diye bir şey var. İşte bunu da kodlama yaparken şöyle yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sahada şut attı. Aileye familia olarak çeviri yapan arkadaşlarımızdan dolayı da bazen işte Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı diye kodlayabilirsiniz. Şimdi bakın. Eğer ben bir canlıyı sınıflandırmak istiyorsam bir kere ona baktığımda bir alemiyle alakalı bir şey söylemem lazım. Mesela elimde hayvan varsa hayvanlar alemi. Sonra onun sinir şeridine bakarım. Sinir şeridi sırtında mı, karnında mı? Eğer sırtında bir sinir şeridi varsa, düşünün ki şöyle bir embriyo var elinizde, sırtında şöyle bir sinir şeridi var. O zaman derim ki bu omurgalı. Sen kendinden pay biç. Omurgan nerede? Sırtında. Sonra baktım ben sınıfına, memeli. Memesi var. Yavrusunu sütle besliyor. Tamam, memeli. Sonra takımına bakıyorum. Yani hocam etçil mi otçul mu? Bakıyorum ki etçil. Sonra onu da fark ettikten sonra bakıyorum işte kedi mi, köpek mi, ayı mı vesaire. Bakıyorum ki kedi. İşte ondan sonra cinsinin adını yazıyorum. Face. Ve bir cinsin bir sürü alt türü olacağı için Felis Leo mu, Felis Domesticus mu, Felis Tigris mi vesaire vesaire diye artık son kararı veriyorum. Şimdi burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Sakın bunların ne anlama geldiğini öğrenmeyin. Zaten bunlar da değişiyor. İşte birisi Felis Catus demiş, birisi Panteryaları almış, öbürü başka bir şey. Ya bunların altından kalkamazsın sen. Sen şunu bileceksin hocam. Cins kim? Özellik kim? Tür adı kim? Tür adı ikisi. İlk kelime cins,
İkinci kelime özellik. İkinci kelime küçük harfle başlar. Bunlar italik yazılır. Ben burada italik yazmadım ama italik yazılır. Şimdi o zaman burada soruma cevap ver. Kaç cins kaç tür var? Hocam felis felis felis. Bir cins var. O zaman burada sana anlattığım yerde bir cins, bir cinsin üç türü var. Şimdi dön buraya işte. Sen dedin ki hocam hayvanlar alemi, omurgalar şubesi, memeliler sınıfı, etçiller takımı, kedigiller, cins, felis. O zaman tür felis, leo, felis, tigris, felis bilmem ne bilmem ne bilmem ne diye gidebilir. Güzel, bir yere geliyorum şimdi bak. Önce bana şu soruma cevap vermeni istiyorum. Üç tane canlı yazacağım. Yine ne olduğunun hiçbir önemi yok. O yüzden örneğimi değiştirmiyorum bile. O kadar tenezzül etmiyorum. Tamam. Sorularda çok fazla örnek var. Çok fazla Latince kelime var. Hepsi havacıva. Tamam mı? Pinus nigra, Pinus alba, Populus alba. Yorma güzel kalbini. Bak, sadece mantığını öğrenmeni istiyorum. Burada kaç cins, kaç tür var? Hocam bir kere ilk kelimeye bakarım cins için. Pinus demişsin, Pinus demişsin bir. Populus iki etti. Burada iki cins var. İkinci kelimeye sakın bakma. İki cins var. Bir, iki, üç tür var. Çünkü ikinci kelime tamamlayıcıdır. Bilimsel bir ifadesi yoktur. Alba beyaz ya da sarışın demek. Yani sarı beyaz arasında böyle açık sarı bir renktir. Nigra, negro, esmer, siyah anlamına gelir. Anlaştık mı? Dolayısıyla o tanımlayıcıdır. Yani cinsi farklı olanın türü aynı olamaz. Neden? Çünkü bak cinse kadar geldin ya felise kadar geldin. Atıyorum işte burada bir cins daha yazmışken buradaki cinsin altındaki türler farklı olur. Buradaki cinsin altındaki türler farklı olur. Cinsi aynı olmayanın türü aynı olamaz. Ha, o zaman şöyle bir soru gelsin mi şimdi? Hocam elimde X ve Y canlıları var ve bunlar aynı takımda. X ve Y canlıları aynı takımda ise sınıf şube alemde mi kesin ortaktırlar? Yoksa aile cins türde mi kesin ortaktırlar? Bir kere hocam nasıl ki cinsi aynı olsa da farklı türler oluşabiliyor. O zaman takımı aynı olsa da ailesi, cinsi, türü farklı olabiliyor. Ama takımı belli, etçiller takımıysa daha geniş olan kavramlar, daha geniş olan basamaklar kesin aynı. Yani sen buraya etçil diyorsun. Ne yazacaksın buraya? Bakteri mi yazacaksın? Değil mi? O zaman hocam takımı aynıysa daha genel ifadelerin bulunduğu sınıf, şube, alem kesin aynı. Peki bu taraf aynı mıdır? Bilemem. Aynı da olabilir, farklı da olabilir. Ama burası kesin aynıdır. Anlaştık mı? Var mı sıkıntı? Varsa yorumlara bekliyorum. Ama buralar arkadaşlar temel mantık. Şimdi tür, cins, aile, takım, sınıf, şube, alem yazdın bunu. Sonra da sana soracaklar. Diyecekler ki türden aleme doğru gidildikçe ne azalır? Şimdi tür çok özel bir yer değil mi? Alem ise daha genel bir yer. Şimdi genel bir ifadeye doğru gidildikçe, şimdi özelden genele doğru gidiyorum. Ne azalır? Bir kere ortak özellik azalır. Ortak özellikten kastım gen benzerliği değil mi? Gen benzerliği azalır. Gen benzerliği beni protein benzerliğine götürmez mi? Protein benzerliği azalır. Peki türden aleme doğru gidildikçe ne artar? Hocam daha özelden daha genele gidiyorum. O zaman birey sayısı, çeşitlilik artar. Farklılık artar. Şimdi burada bit de, pire de, kene de, insan da hayvanlar alemi içerisinde. Anlaştık mı? Demek ki aleme doğru gidildikçe daha genel, türe doğru gidildikçe daha özel, daha özel, spesifik özellikler ortaya çıkar. Yani mesela ben şu örneği de veririm derslerde, sınıf derslerinde. Derim ki türü bile belli olduğunda türe ait özellikler sonradan ortaya çıkar. Mesela bir hamile kadına işte sorduğunuzda ya erkek mi kız mı dediğinizde o ne der bilmiyorum der. Tabii ki genetiğine bakmadığın sürece öyle ultrasonla
belli bir haftaya kadar, işte normal şartlarda hep şey yazar 12-16 hafta, ama çok böyle ayağı yere basan hekimlerimiz genelde 16. haftada söylerler. O zamana kadar cinsiyet belli değildir. Sadece dış görünüşe bakarak konuşuyorum. Yoksa kromozomuna bak, XXX'ye anlarsın. Yani türü belli bak. Daha da spesifik özellik için biraz daha beklemen, biraz daha araştırma yapman lazım. Anlaştık mı? Aleme doğru gidildikçe genel özellikler, türe doğru gidildikçe özel özellikler oluşacak. Harika. Türün tanımını yaptık, adlandırmasını yaptık, kromozom sayısı ile ilgili konuştuk. Şimdi bir tane soru tipi var. Aslında bu soruyla ilgili iki tane soru var. Ben birini burada anlatacağım. Diğerini de soru çözümünde size anlattım. Ona dikkat edin. Şimdi bir X canlısının kanı şekildeki gibi A, B ve C gibi 3 farklı canlının kanı ile karıştırıldıktan sonra çökelme oranları A büyük, B büyük, C şeklinde olduğu saptanıyorsa canlıların X canlısıyla olan akrabalıklarını yakından uzağa doğru sıralayın. Şimdi bakın, elinizde bir tane canlı var. O canlının kanını 3 canlı ile karıştırıyorsunuz. Doğrudan bir karıştırma ve çökelme sonucuna bakıyorsunuz. Şimdi bu çökelmeyi iyi anlamanızı istiyorum. Çökelme şudur arkadaşlar. Sizin bir antijeniniz, yani size özel bir proteininiz var, bir kimliğiniz var. İçine düştüğünüz canlı bu kimliğe karşı kendini savunmak için antikor proteinleri üretiyor. Antikor proteinlerle çökelme sağlıyor. Yani size karşı ne kadar savaşırsa bu sizden o kadar uzak anlamına geliyor. Dolayısıyla buradaki çökelme oranı, buradaki çökelme oranı ve buradaki çökelme oranına bakın. Burada çok fazla çökelme var. Mesela sallayalım %70 olsun. Burada çok çökelme var ama %20, 70'ten az. Burada da çökelme var ama işte burada %5. Çökelme savaşma demekse ve sen yabancıyla savaşıyorsan, o zaman X'e en yakın akraba C, en uzak akraba A'dır. Anlaştık mı? Güzel. Peki hocam bu ünlem niye? İşte o ünlem soru değeri olan bir şey daha var. O da şu. Eğer ben size bu soruyu şöyle sorsaydım, deseydim ki elimde bir X canlısı var. Bu X canlısı Y canlısına kan veriyor. Sonra Y canlısında oluşan antikorlar Z canlısına, T canlısına ve K canlısına aktarılıyor. Aktarım sonunda burada %70, burada %20, burada %5 çökelme olduğu fark ediliyor. Buna göre X'e en yakın akraba kimdir? Arkadaşlar bu sorunun bununla hiçbir alakası yok. Yani sakın buradaki çökelme fazladır, bu uzak akrabadır demeyin. Çünkü bakın burada doğrudan X'i kendileriyle karıştırdım. Ama burada X'i bir canlıya verdim. O canlıda oluşan antikorları diğerlerine verdim. Yani matematik, değilinin değili kendisidir. O zaman sen ne diyeceksin? Hocam bak şunu diyeceksin. X'te bir kimlik vardı. Biz o kimliğe antijen demiştik. Bu kimlik mesela diyelim ki şöyle bir üçgen olsun. Bu kimliği tutmak için de bu canlıda şöyle bir antikor oluşsun. Şimdi bu antikoru ben Z'ye, T'ye, K'ya verdiğimde çökelme oluyor ya. Şu tutmaya yarayan malzeme şunun içine girdiğinde 70 tane şöyle bağlıyor. Şöyle üçgen bağlıyor. Bu 20 tane üçgen bağlıyor. Bu ise 5 tane üçgen bağlıyor. O zaman kimde daha çok üçgen varsa o ona yakın akrabadır. Tamam? İlk soruyla ikinci soru hep sorulur. Öğrencim ezberlediği için yapamaz ama burada ezber yok. Temel mantık var. Antijen, antikor ilişkisi. Peki. Sınıflandırmayı biz neye göre yapıyoruz? Temelde hücresel yapıya göre yapıyoruz. Prokaryotlar, ökaryotlar. Prokaryotlara baktığında tekrar söyledim. Zarlı organel ve çekirdek yok. Ökaryotlarda ise zarlı organel ve çekirdek var. Hocam, prokaryotlar tek hücrelidir. Doğru. Ama ökaryotlar tek hücrede olabilir, çok hücrede olabilir. Sakın prokaryot tek hücreli, ökaryot çok hücreli diye öğrenmeyin diye de sizi uyardım. Çünkü protistaları öğreteceğim size. Orada tek hücreliler de var, çok hücreliler de var. Anlaştık mı? Peki. Gel şimdi checkpoint'e hocam. Ne tekrar yapacağız? Önce bu dersimizi bir tekrar edelim.
Filogenetik sınıflandırma kullandığımız sınıflandırmadır. Ampirik sınıflandırma ise Aristo ve öğrencileri tarafından kullanılmıştı. Canlının dış görünüşüne, yaşadığı ortama bakılmıştı. Uçanlar, kaçanlar şeklinde sınıflandırma yapılmıştı. Neden anlatıyorsun o zaman? Hocam, kıyas yapabilmek için. 21. yüzyıl sınıflandırması filogenetik sınıflandırmadır. Yani doğal sınıflandırmadır. Canlının embriyolojik gelişimine, anatomik, fizyolojik yapısına, biyokimyasal reaksiyonlarına, genetik yapısına ama gen düzeyindeki, protein düzeyindeki yapısına, embriyolojik gelişimine bakılıyordu. Fakat kromozom sayısına bakılmaz. Çünkü kromozom sayısı canlının gelişmişliği hakkında fikir vermez. Eyraltı otunun 500, insanın 46 kromozomu var. Eyraltı otu insandan daha mı gelişmiş? Hayır hocam. İnsan, moli balığı, kurt baharı bitkisi aynı sayıda kromozoma eşit. Bunlar aynı tür müdür? Hayır hocam. Sınıflandırmanın temel birimi türdür. Türün tanımı nasıl yapılır? Çiftleşince verimli döl verebilen canlıdır. Çiftleşebilen canlı değildir. Çiftleştiğinde verimli, yani doğurgan olan, yavru oluşturan canlılardır. Peki hocam, tür, cins, aile, takım, sınıf, şube, alem şeklinde sınıflandırma basamaklarını söyledin bize. Buradaki en genel yer neresi? Alem. En özel yer neresi? Tür. Hocam peki takımlar aynıysa aleme doğru mu ortaktır yoksa türe doğru mu? Aleme doğru kesin ortaktır. Türe doğruyu bilemem. Sınıflandırmada bilimsel isimlendirme nasıl yapılıyor? İlk kelimeye bakılıyor. İlk kelime büyük harfle başlıyor ve cinsi ifade ediyor. Cinsi farklıysa zaten türü farklı, aynı olamaz. Cinsi farklıysa türü zaten aynı olamaz hocam. Anlaştık mı? Bunlara dikkat edeceksiniz. İkinci kelime sadece tamamlayıcıdır. İkisine birden tür adı denir. Bunu da unutmayacaksınız. Peki. Biraz daha geriye gidelim. Organellerden bahsetmek istiyorum. Hemen böyle beyni farklı nöronlarla çalıştıralım. Hocam, organeller içerisinde oksidasyon yapanlar kimlerdi? Peroksizom ve mitokondri. Oksidasyon enzimlerine sahip olmasına rağmen ATP üretemeyen kimdi? Peroksizomdu. Peki hocam, hangi organeller tozlaşmaya yardımcıydı? Merkezi koful içerisindeki antokyandan dolayı koful, depo kofulu ya da zaten renk pigmentlerine sahip olan kromoplastı. Peki hocam, kendine özgü DNA, RNA, ribozomu olan organeller kimdi? Tabii ki mitokondri ve plastitler. Plastitlerin özelinde kimden bahsediyoruz? Kloroplast. Kloroplast fotosentezden sorumluydu. Mitokondri oksijenli solunumdan sorumluydu. Bu da tamam. Hocam, glikolipid, glikoprotein reseptörlerdi. Bu reseptörlerin sentezinden temelde sorumlu olan kimdi? Golgi'ydi. Hocam peki, ara lamel, orta plak bitkilerde kim tarafından oluşturuluyordu? Golgi tarafından oluşturuluyordu. Otoliz, otofaji kimle alakalıydı? Lizozomla. Tay Sachs hastalığı kimle alakalıydı? Lizozomla. Kistik fibrozis kimle alakalıydı? Golgi ile. Sentrozom sil ve kamçı ile ilişkiliydi. Hücre bölünmeleri sırasında iyi ipliklerin düzenlenmesinden sorumluydu. Peki hocam, başka ne diyecektik? Kromatin, kromozom arasındaki fark. Kromatin hocam dinlenme halinde, kromozom bölünürken ortaya çıkıyordu. İleride daha da detaylandıracağız hocam bunları. Peki hocam, kontraktil koful neydi? Kontraktil koful, tatlı suda yaşayan, çepersiz, tek hücreli canlıların içeri giren fazla suyu dışarı atmak için kullandıkları organeldi ve bu organel contraction, kasılma yaparak suyu atıyordu. Buradaki olay aktif taşıma ya da ozmoz değildir. ATP harcanır, aktif boşaltım olarak adlandırılabilir. Peki plazmoliz neydi? Plazmoliz hocam, su kaybeden bir hücrenin büzülmesidir. Deplazmoliz neydi? Plazmoliz olmuş bir hücrenin tekrar eski haline gelmesidir. Peki bu hücre hayvan hücresi ise ve çeperi yoksa ve ısrarla su almaya devam ediyorsa ne oluyordu? Hemoliz. Peki bitkide hemoliz olur mu? Olmaz. Bitkide ne olur? Turgor olur. Neden? Çünkü çeperi var. Hocam, zar çeper arası mesafe artıyor diyorsa buradan ne anlama geliyordu? Hocam bu su kaybediyor. Çeper zaten sabit. Zar içeride büzülüyor. O zaman bu hücre nasıl bir ortamda? Hipertonik ortamda. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.